Amerikan Başkanı Trump'ın YPG'li terörist Mazlum Kobani ile konuşmasına Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan tepki sert oldu. Kobani ile ilgili iade talebini anlatan Çavuşoğlu, Almanya'dan gelen konuk bakanı da Suriyeli mülteciler konusunda uyardı. Bu bir teröristtir. Interpol tarafından da aranan bir teröristtir. Böyle bir teröristle ABD Başkanı'nın konuşması ve ABD'nin bununla diyalog içinde olması kabul edilemez. Terör elebaşı Mazlum Kobani'nin Amerika ve Rusya tarafından muhatap alınmasına tepki gösterdi. Amerikalı mevkidaşı Pompeo ile telefon görüşmesini anlattı. Kendi istihbaratlarından bilgi almasını da tavsiye ettim ve Başkan Trump'la konuşacağını da söyledi. Türkiye'de pek çok terör eyleminin sorumlusu olan, hakkında kırmızı bülten çıkarılmış o teröristin iadesi için Ankara nota vermişti ABD'ye. Terörist olmayan bir kişi kod ad mı kullanır? Ben niye kullanmıyorum kod adı? Siz niye kullanmıyorsunuz? İade talebi dahil hepsini de bir notayla ABD'ye iletti. Kırmızı bültenin bir kopyasını da yine ABD tarafına notayla ilettik. Çavuşoğlu o açıklamayı Almanya Dışişleri Bakanı'nın yanında yaptı. Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu talep etmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaset acemisisin diyerek tepki göstermişti konuk bakana. İşte o gerilimin gölgesinde Türkiye'deydi Heiko Maas. Almanya'nın uluslararası kontrolde güvenli bölge önerisine gerçekçi değil diyerek itiraz etti Çavuşoğlu. Konuğunun mültecilerin gönüllü olarak dönmeleri konusunda teminat aldık ifadesine ise sert tepki gösterdi. Ya Türkiye bu konuda herkesten de hassastır. Türkiye teminat verdiği terminolojisi doğru bir şey değil. Teyit ettik desek, bir kere daha teyit ettik desek daha faydalı olur.